Herkese merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Gazze'de çatışmalar devam ediyor ve Gazze savaşının yayılma riski oldukça fazla. Bunu önceki programlarımızda <laughs> yeterince ele almıştık. savaş nasıl yayılır? Savaş nasıl yayılır? Bir yayınımızda şunu da belirtmiştik. Ukrayna savaşı ile yani Karadeniz'deki, Kırım'daki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın güneyde Gazze savaşının Filistin-İsrail savaşının genişlemesi halinde birleşme ihtimali oldukça yüksek. Nitekim İsrail özür dilerim, Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Hamas ile Rusya arasında bir benzerlik çizdi ve Putin ile Hamas'ın aynı şey olduğunu söyledi. İkisi de dedi demokratik komşularını yok etmeye çalışıyorlar. Yani tuhaf bir benzerlik için açıkçası. Yani Hamas ile Rusya birbirinden çok farklı aktörler. Birisi devlet bile değil. Örgüt sınıfında. Diğeri ise dünyanın en büyük coğrafi alanına sahip. En büyük, en güçlü devletlerinden bir tanesi. Ama böyle bir benzerlik çizdi Amerika zihninde. ikisini ilişkilendirdi. Hatta yardım paketini kongrenin onaylayacağı yardım paketini Ukrayna ve Rusya olarak belirlediler. Yüz küsür milyar dolar talep ettiler. Yani Ukrayna ile Rusya savaşı arasındaki savaş ile Filistin-İsrail savaşını ilişkilendirdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafı. Sadece Amerika ilişkilendirmedi. Rusya da bu ilişkiyi, bağlantıyı kurdu. Amerika uçak gemilerini, uçak gemisi saldırı grubunu iki tane üstelik de Maizinaur hem de Ford İsrail'in açıklarına getirme kararı alınca bunların biri geldi zaten. Rusya dedi ki biz dedi bunları Karadeniz'den vurabiliriz. Yani böyle uçaklarımız var. Bu uçaklarımızın da şu kadar 1000 kilometre, iki bin kilometre bir vuruş kapasitesi var. Biz sizi vurabiliriz. Ya bunun anlamı şu anlama geliyor. Siz orada askeri gücünüzü arttırdınız ama bizi de boş saymayın. Karadeniz'den bile vurabiliriz. Aslına bakarsanız Rusya'nın Laskiye'de, Suriye'de bir askeri üssü var. Yani illa Karadeniz'den vurması gerekmiyor. Yani bunu Suriye'de de, Suriye'den de bazı şeyler yapabilir. İşin açıkçası Gazze, Filistin-İsrail savaşında Rusya'nın etkisi Karadeniz'den fırlatacağı füzelerden ziyade Suriye'de ne yapacağına biraz bağlı. Çünkü Suriye'de Rusya Rusya'nın biliyorsunuz hava savunma sistemi var. S300 var. Ya yani bu daha fazlaydı da bunların bir tanesini Kırım bölgesine taşıdılar. Şu anda kaç tane var? Nasıl bir sistemler var bilmiyorum ama Rusya Rusya Suriye'nin belli bir kesiminin hava savunma hava kontrol Sistemini elinde tutuyor. E bunu Rus askerler işletiyor. Yani İsrail uçakları gidip bazı yerleri bombalıyor. Buna Rusya müsaade ediyor. Niye müsaade ediyor? Elinden bir şey gelmiyor mu? Orasını bilmiyorum. Ama bir anlaşma yapılmıştı. 2019 olması lazım. Yani taraflar birbirini vurmasın diye Amerika, Rusya ve e, İsrail de bunun içine e, giriyor. E, bu anlaşma gereğince birbirlerini vurmuyorlardı. Rusya'da İsrail uçaklarını rahatsız etmiyordu. Ama bu saatten sonra yani işler değişirse bir de Rusya'nın İsrail uçaklarına müsaade edip etmeyeceği şu anda bir muamma belli değil. Diğer taraftan tabi Amerikan uçakları da Irak'ın içinde uçuyor. Suriye'de uçuyor. Bunlar da Rusya ile karşı karşıya gelir mi? İşte hep bunlar e, İsrail Filistin çatışmasının yayılabileceği alanlar. Yani Rusya İran'ın lehine e, İsrail'in aleyhine bir hareket yapar ise Amerika ile İsrail zaten tek bir ordu gibi, tek bir devlet gibi hareket ediyor. Bu durumda Amerikan uçakları Irak'ta ve Suriye'de hedef olabilir veya da İsrail uçakları e, Suriye sahasına girdiği zaman Ruslarla karşılaşabilir ruslarla karşılaşabilir. Ne Rusya nasıl gücü orada? Tabi ee, tabii Rusya'nın bir diğer gücü, bir diğer etkisi İran üzerinden. Yani Rusya İran'a yapılacak bir saldırıda İran'ın yanında yer alır mı? İran'a belli silahları temin eder mi? Özellikle de uzun menzilli füze teknolojisi ve başka şeyler. Mesela nükleer silah yani İran karşımıza benim de bir nükleer silahım var. E, taktiksel bir nükleer silahım var diye çıkar mı? Bir sürpriz yapar mı? Ya Bunların hepsi mümkün. Ve e, bu dengeler içerisinde Rus, Rusya'nın rolü çok önemli. Rusya ile İsrail genelde dost e, ülkelerdi. Müttefik değil ama dost ülkelerdi. Özellikle Soğuk Savaş'tan sonrasından bahsediyorum. Soğuk Savaş'tan öncesinde Rusya klasik Arapları, Filistin'i vesaire destekleyen bir ülkeydi Sovyetler Birliği zamanında. Ama Soğuk Savaş sonrasında İsrail Rusya ile ilişkilerini özellikle iyi tutmaya çalıştı. Netanyahu ile Putin arasında da şahsi bir dostluktan bahsediliyordu. Netanyahu Putin için dostum, arkadaşım ifadelerini sıklıkla kullanırdı. Ve gerçekten aralarında da çok sıkı fıkı böyle ziyaretler olurdu. Yani İsrail özellikle e, yılda böyle 2-3 defa Moskova'yı ziyaret ederdi İsrail başbakanı. Ama şu en son olaylarda bakıyoruz. Putin'in de açıklamaları, e, Rusya'nın diğer devlet adamlarının de açıklamaları çok İsrail lehine değil. Hatta İsrail aleyhine. Putin bir konuşmasında daha önce de belki bundan bahsettim. Gazze kuşatmasını Stali Leningrad kuşatmasına benzetti. Ya yani şu anki St. Petersburg'un 2. Dünya Savaşı esnasındaki ismi. Ve Leningrad'ı Naziler kuşatmıştı. Yani İsrail'i e, Nazilere benzetti. Filistinlileri de efendime söyleyeyim kuşatılan e, Rusya halkına benzetti. Bu çok ağır bir benzetmeydi. Çok ağır bir benzetmeydi. Rusya daha sonra yine Filistin lehine denebilecek açıklamalarına devam etti. İsrail e lehine açıklamalarına devam etti. Birleşmiş Milletler oylamalarında da Rusya Filistin lehine tavır koydu. Ha ya bunu yaparken çok böyle kaba bir şekilde yani pro Filistin değil de ama Filistin lehine tavır koydu. Anladığım kadarıyla Rusya böyle oyuna böyle hani derler ya cüp atlamak böyle havuza boş havuza atlamak istemiyor. Hamas ne kadar direnecek? Lübnan ne kadar direnecek? Belki de İsrail ile Rusya, İsrail ile Amerika güçleri, İsrail Amerika güçleri belki de bir gecede Hamas'ı yerle bir edecek. Belki Lübnan hiçbir şey yapamayacak. İran ve milisleri belki de fos çıkacak, boş çıkacak. Rusya risk almak istemiyor. Boş havuza atlamak istemiyor. Ama içinden Amerika'nın burada perişan olmasını istiyor. Amerika'nın perişan olması için de ne yapması gerekiyorsa bunları yapmaya hazır. Ama bunu yaparken böyle meydana kendisini böyle gövdesini ortaya atmak istemiyor. Arkadan temkinli bir destek. Bekle gör durumu da var. En son Lavrov, e, Sergey Lavrov Rusya Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazze bombalaması dedi uluslararası hukuka aykırıdır. Ve onlarca yıllık bir felaketi hazırlayacaktır. Yapmayın dedi. Böyle terörle mücadele edemezsiniz dedi. Biz dedi tamam Hamas'ın dedi o saldırısını kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Ama sizin bu yaptığınızda iş değil dedi. Lavrov şöyle dedi. Siviller orada duruyor. Rehinelerin orada olduğu da biliniyor. Bunlar bilindiği halde siz ayrım gözetmek sizin bir saldırı yapıyorsunuz. Bu yaptığınız uluslararası insancıl hukukun normlarına, kurallarına aykırıdır. Siz bunları ihlal ediyorsunuz. Bunu yapamazsınız dedi. Ha şimdi Lavrov bu açıklamayı yaptı. Şimdi Rusya Ukrayna'da çok mu eli temiz diyebilirsiniz? Orayla ilgili değiliz ile ilgiliyiz? Rusya'nın İsrail'e ve Filistin meselesine tavrıyla ilgiliyiz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Rusya şu ana kadar e, açıklamalarıyla henüz eylemleriyle değil, en azından görünür de eylemleriyle değil açıklamalarıyla Filistin'in yanında görünüyor. İsrail'in ve Amerika'nın karşısında görünüyor. Ve İsrail'in de Amerika'nın da en önemli korkusu Rusya'nın bu sahada Orta Doğu'da net bir şekilde İsrail ve Amerika'nın karşısında yer alması. Silah temin etmesi, İran'a mühimmat ve başka şeyler vermesi, teknoloji vermesi, Suriye'de hava sahasını İsrail uçaklarına kapatması ve daha fazlası. Mesela Hizbullah'a bazı silahları verebilirse Rusya, bunların arasında omuzdan atılan helikopterlere dönük mesela. Sadece helikopterlere dönük alçak irtifada uçan hava cisimlerine dönük omuzdan atılan füzelerden verirse Rusya İsrail'in Lübnan sınırındaki hava üstünlüğü büyük oranda ortadan kalkar. Büyük oranda ortadan kalkar. E bunu benzeri bir şekilde yani Irak'ta ve Suriye'de de bazı militanların eline anti Amerikan milis gruplarının eline bazı etkili silahları verirseniz Amerika orada ağır kayıplar vermeye başlar. Ha tamamen yok edemezsiniz tabii ki ama yani bu büyük bir baş ağrısıdır. Amerika gibi kamuoyu tepkilerinin çok önemli olduğu bir ülkede ciddi bir baş ağrısıdır. Rusya bunu yapar mı? Rusya bunu şu anda yapmaz. Yapmaz kanaatindeyim yani. Şu anda bekle gör oynanıyor. Çünkü Rusya'da destekleyebileceği bir taraf var mı? ortada. Bunu görmek istiyor. Şu anda konuşan bir Hamas var. Efendim e, İran'a yakın milislerin attığı böyle füze, füzecikler var. Öyle söyleyelim. Bazı drone saldırıları var. Ama henüz ortada somut iki taraf oluştuğunu söylemek zor. İsrail giriyor Batı Şeria'da istediği adamı tutukluyor, istediğini öldürüyor, yaralıyor. Havadan istediği yeri bombalıyor, geri çekiliyor. Bazı mesela Gazze'de çatışmaların olduğunu duyuyoruz, zayiatların olduğunu duyuyoruz ama bu devam edecek mi? Yoksa üç günlük bir hikaye mi? Rusya bunu görmek istiyor. Ha aynı şekilde Çin de bunu görmek istiyor. Çin zaten şu ana kadar genelde iktisadi araçlarla oyununu oynadı, oynuyor. Orta Doğu'yla da ilgili girmek de istiyor, kısmen de girdi. Ama ekonomik alanda askeri veyahut da başka bir eylemi yok. Ama Çin de Filistin yanlısı açıklamalar yapıyor ve diyor ki Filistinlilerin hakları verilmediği için adalet tesis edilmediği için bu sorun oluyor. İsrail Çin'in kınamasını çok istedi. Yani Hamas'ı işte ne bileyim kendi yanında yer almasını çok istedi. Yani bunun için belki Çin ne istese verecek yani o kadar çok istedi. Ama Çin İsrail'in yanında yer almadı. Çünkü Amerika o kadar İsrail'in yanında ki hatta İsrail'in yanında değil Amerika içinde artık geçmişten farklı olarak Amerika ile İsrail bir devlet gibi oldu. Yani inanın geçmişteki örneklere baktığımız zaman bu kadar iç içelik görmüyoruz. Şu anda ele güne karşı hani derler ya hiçbir şey saklamadan bir arada hareket ediyorlar. Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde <laughs> Rusya gibi e, Filistin'in lehinde hareket ediyor. Açıklamalarda Filistin'in lehine açıklamalar. Ama Çin daha fazlasını yapar mı? Yani şu anda Çin'in bir davası değil bu. Amerika Çin'in davası. Amerika'nın burada perişan olması, burnunun sürtmesi Çin'in işine gelir. Rusya'nın da işine gelir. Ayrıca İran'ın zayıflamaması, Mümkünse güçlü bir şekilde buradan çıkması Çin'in lehinedir. Çin'in işine yarar. Çünkü Rusya ve Çin İran'la birlikte eğer bu krizden büyük bir zaferle çıkarsa Arap devletleri kendilerini Batı dünyasının koruyamayacağını çok net bir şekilde anlarlar. O zaman tamamen Batı'yı terk etmezler belki kısa sürede ama nihayetinde bu bir süreçtir. Zaten Amerika'nın bölgede birçok dayak yediğini biliyoruz tabiri caizse. Yani Irak'ta, Afganistan'da, buralarda Amerika çok büyük bir başarı gösteremedi. Şu anda da yani dediğim gibi son birkaç aya kadar herkesin konuştuğu Amerika'nın Orta Doğu'da yenildiği, Amerikan küresel liderliğinin Orta Doğu'da bittiği, Amerika'nın Orta Doğu'da neredeyse çekilmiş gibi olduğu idi. Ta ki bu Hamas saldırısına kadar, Gazze krizine kadar. Eğer Amerika bu bölgede bir dayak daha yerse, bölgede itibarı yerle bir olur. Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, ya yani bunlar varlıkları için Amerika'ya güvenemezler, Batı'ya güvenemezler ve Çin'le anlaşmaya çalışırlar. Rusya'yla kısmen anlaşmaya çalışırlar ve İran'la belli kurallar üzerinde uzlaşmaya çalışırlar. Ve tabii kendi güvenliklerini kendileri tesis etmeye çalışır. Yani şu an yaşanan olaylar o Gazze'de küçücük bir toprak parçasında. Yani Türkiye'de İstanbul'un bir semti gibi bir ilçesi gibi bir büyüklükteki bir yerde yaşanan hadise bütün kürenin siyasi ve askeri dengelerini şekillendirme potansiyeline sahip. O nedenle işte Çin oradan böyle bir gözlüyor. Rusya kuzeyden gözlüyor. Ama Rusya'nınki biraz daha aktif bir gözleme. Çünkü onun araçları sahadaki araçları daha fazla. Amerika'da mahcup olmamaya çalışıyor. Bir yandan İsrail'i korumaya çalışıyor. Bir yandan kendisini korumaya çalışıyor. Sürekli silah asker yığıyor. Bir yenilgiye daha tahammülü yok. Üstelik önümüzde iki yıl Amerika'da bir seçim var. Amerika'da <laughs> Biden yenir, Trump gelirse dünya bambaşka bir yer olur. Onu da söyleyeyim. Bir başka programda e, ümit ederim onu da e, konuşuruz. Dediğim gibi bu Gazze meselesi Rusya, Çin, Amerika arasındaki hatta İran'ı da katın ilişkileri, dengeleri ciddi bir şekilde etkileyecek, bozacak, değiştirebilecek potansiyele sahip. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça efendim.